gelin de gel. Gelsiniz ya buraya doğru. Başınız güzel. Nerede? Ay benim yeğenime bak ya. Ya yok mu para kırmızı nerede? Bir dakika Ayşe ben. Para var dedi. Emniyorum hadi başkanım emniyorum bir alın. Peki Hasan abi. Değerli basın emekçilerinin mübarek Ramazan bayramını canı gönülden ben ve milletvekili arkadaşım, bir başkanımız, arkadaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Bugün aslında çifte bayramımız, hem Ramazan bayramı hem de Müslümanların haftada bir cuma günleri de bayramıdır. Aslında bugün iki bayramı birlikte kutluyoruz. Ülkemizde ve İslam dünyasında. Tabii bayramların bizim sosyal hayatımızda çok önemli yerleri var. Aslında bayramlar bir nevi kuşatmadır. Bayramlar paylaşmadır. Her şart altında bayram bayramlığını yapar. Kuşatmadır dedim. Herkesi kuşatıyor bayramlarımız. Herkesi içine alıyor. Bayramların dışladığı hiç kimse yok. Ramazan ayını değerlendirmiş olsun olmasın hiç fark etmez. Oruç tutsun veya tutamasın hiç fark etmez. İmanı zayıf olsun güçlü olsun hiç fark etmez. Mübarek Ramazan ayı herkesi kuşatıyor. Herkesi içine alıyor. Bir noktada atmosferdeki hava gibi. Yani havayı nasıl herkes teneffüs ediyorsa bayramları da bir noktada herkes yaşıyor. Tabii biz de onun mutluluğu içerisindeyiz. Ayrıca paylaşmadır dedim. Bayramlarda biz sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu, barışı paylaşıyoruz. Bayramlarda aynı zamanda özellikle bu bayramda seçimlerin hemen sonrasında yaşadığımız Ramazan ayında ve onun sonucunda kutladığımız bu Ramazan bayramında vatan sevgisini de, ülke sevgisini de, millet sevgisini de paylaşıyoruz, paylaşmak durumundayız. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi tablo, tüm siyasi partilerin, özellikle parlamentoda temsil edilen 4 siyasi partinin vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi konusunda paylaşıcı bir tavır içerisinde olması gerekir. Bunun olmadığını ifade etmek istemiyorum. Çünkü milletimiz 7 Haziran seçimlerinde bir tek siyasi partiyi iktidara getirmedi. Bir koalisyonun yolunu açtı. Dolayısıyla koalisyon için siyasi partimizin önceliklerinden ziyade ülkenin önceliklerine, milletin önceliklerini ön plana almalıyız diye düşünüyorum. Yani önce partim mi, vatanım mı, ülkem mi, milletim mi dendiğinde önce vatanım, önce milletim, önce ülkem demek durumundayız. Biz AK Parti olarak 7 Haziran seçimlerinde tek başımıza iktidara gelmeyi amaçlamış olmamıza rağmen milletimiz böyle takdir etti. %41 oyla tek başımıza iktidara gelemedik. Ancak en yakın rakibimize 16 puanlık bir farkla seçimlerin birinci partisi olduk. Cumhurbaşkanımız da genel başkanımızı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Sizler de takip ettiniz. Parlamentoda grubu bulunan 3 siyasi partiye ziyaretlerimiz oldu. Tabii 2 siyasi partiye, CHP ve MHP'ye koalisyon önerisinde bulunduk. Ziyaret ettik HDP'yi ama bir koalisyon önerisinde bulunmadık. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu HDP'ye oy veren vatandaşlarımız da değildir. Bizzat HDP'nin yöneticileridir. Çünkü terörle, şiddetle
arasına mesafe koyamamıştır. Ve şiddeti ve silahı siyasetlerinin teminatı olarak görmüşlerdir. Hala bu anlayışlarını devam ettiriyorlar. Şiddeti ve silahı bir hak arama yöntemi olarak görmüşlerdir. Bunu hala devam ettiriyorlar. Her ne kadar son hafta Sayın Demirtaş işte örgüt silah bıraksın demişse de buna bunun samimi olduğuna inanmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü grup başkan vekili, meclisteki vekili Sayın Buldan PKK bir terör örgütü değildir demiştir. Peki nedir? Bakın daha dün bir tırı içindeki malzemelerle yaktılar. Bir hafta önce Ağrı Doğu Beyazıt'ta 3 tane tırı içindeki malzemelerle yaktılar. Diyarbakır Şirvan'da 2,5 milyon dönüm araziyi sulayacak olan barajın yapımını engellemek için 3 ay içerisinde 12 kez sabotaj yaptılar. Şimdi böyle bir örgüt, terör örgütü değilse peki nedir? Sizin kırsal kesimde tüm oyları birçok köyde almanızı sağlayan bu örgüt değil mi? Bu örgütün silahlı unsurları değil mi? Dolayısıyla işte silah bıraksın ama buna bizim gücümüz yetmez demek inandırıcı olmuyor. Barış sözcüğünü çok sık kullanıyorlar. Sayın Demirtaş barış dedikçe benim gözümün önünde şöyle bir insan tipi canlanıyor. Bir insan bir elinde silah, keleş, bir elinde bomba, belinde de devlet patlayıcılar. Ama bu adamın ismi Barış. Böyle bir adamın isminin Barış olması neyi değiştirir? Aslında Barış kod adlarıdır. Aslında bu adamın asıl ismi Savaş'tır. Dolayısıyla bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir takım açıklamalar yapmak ötesinde adımlar atılması gerektiği düşüncesindeyim. Ben doğrusu parlamentonun en güçlü partisi AK Parti olarak 3 siyasi partiye de koalisyon önerisinde bulunmayı arz ederdim. Yani onlara da bir koalisyon önerisinde bulunabilmeliydik ama bunun sorumlusu kendileridir. Dolayısıyla terör sorununu bizim çözmemiz bakımından HDP'ye çok önemli görevler düşmektedir. Efendim işte silah bıraksınlar, Türkiye'ye silah doğrultmasınlar demek kafi değildir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bayram namazından çıktıktan sonra yapmış olduğu açıklama son derece değerli ve isabetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın o değerlendirmesine, bu bağlamdaki o değerlendirmesine aynen katıldığımı ifade etmek istiyorum. Bir noktada şey oldu, sizin birçok sorunuza cevaplanmış oldu. Evet. Peki yeniden bayramınızı tebrik ediyorum. Arkadaşlarımızı da bekletmeyelim. İnşallah huzur içerisinde bu bayramı da geçiririz. Herhangi bir vukuat olmadan zaman zaman oluyor. İşte bayram seyren Ramazan kimse dinlediği yok. Tabii sınır ötesinde de maalesef hala acılar devam ediyor. Ramazan boyunca mescitler bombalandı, camiler bombalandı. Mezhep farkı sebebiyle. Ya bir Müslüman bunu yapabilir mi Allah aşkına? Ben Müslümanım diyen adam önce Kur'an-ı Kerim'e bir baksın bakalım ne yazıyor. Ne diyor? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın, tefrikaya düşmeyin diyor. Bunlar tam bunun aksini yapıyorlar. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ancak tanışasınız, kaynaşasınız, yardımlaşasınız diye sizi kabile kabile ayırdık. En üstünüz, Allah'tan en çok korkanınız diyor. Ama etnik farklılık nedeniyle bu ülkede birbirlerinin boğazına sarılıyor Müslümanlar. İnşallah bütün bu yaşananlar onların şuurlanmasına da yol açar diye düşünüyorum. Yeniden hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.